Merhaba sevgili gençler. Türkiye'de sanayinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kimya sanayinde birçok ham madde kullanılarak çok sayıda ürün elde edilmektedir. Kimya sanayisinin başlıca alt dalları petrokimya, ilaç, lastik, gübre, sabun ve deterjan sanayileridir arkadaşlar. Petrokimya sanayinde LPG yani sıvılaştırılmış petrol gazı, benzin, motorin, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, maden yağları, sentetik lifler, plastik, asfalt, naftalin gibi birçok ürün elde edilmektedir. Türkiye'de bulunan petrol rafineleri işte İpraş, Ala, Orta Anadolu, Batman rafinerileri şeklinde sıralayabiliriz. Burada görüyoruz yani Kocaeli'de, İzmit'te İpraş, Orta Anadolu rafinerisi Kırıkkale'de, Mersin'de Ataş Rafinerisi var ama bu Mersin'deki Ataş Rafinerisi artık rafineri olarak değil de dağıtım merkezi olarak çalışmaktadır arkadaşlar. Batman Rafinerisi, İzmir'de Ala Rafinerisi var. Ayrıca bunların dışında bir başka rafinerimiz daha var arkadaşlar. İzmir'de kurulmuş Türkiye-Azerbaycan ortaklığıyla 2018'de faaliyete geçmiş olan ee, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük rafinerisi olan Star Rafinerisi de bulunmaktadır arkadaşlar. Hemen İzmir'de e, Star Rafinerisi'ni de söyleyebiliriz arkadaşlar. Batman Rafinerisi sadece Türkiye'de çıkarılan petrolü işlemektedir. Motorlu taşıtlara lastik üreten fabrikalar ülkemizde İzmit, Adapazarı ve Kırşehir'de bulunmaktadır arkadaşlar. Ee, i̇laç sanayi ise başta İstanbul olmak üzere... Kocaeli ve Tekirdağ'da yoğunlaşmıştır. Türkiye'de gübre üreten testler ise ülkemizde Balıkesir, İzmir, e, İskenderun, Kocaeli, Adana, Mersin, Bursa gibi illerde yoğunlaştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ülkemizde sabun ve deterjan üretimi ise arkadaşlar e, buna bağlı sanayi testleri İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep'te yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Taş ve toprağa dayalı sanayiden elde edilen başlıca ürünler çimento, tuğla, kiremit, cam ve cam ürünleri, kireç, alçı, seramik e eşya şeklinde sıralayabiliriz arkadaşlar. Türkiye'nin en gelişmiş üretim alanlarından biri olan çimento endüstrisi ülkemizin birçok yerinde yapılmaktadır ve birçok yerde çimento fabrikası bulunmaktadır arkadaşlar. Türkiye çimento üretiminde dünyada 6. sırada yer alıyor arkadaşlar. Cam üretimi ise Türkiye'de ilk cam fabrikası 1934 yılında İstanbul Beykoz'da kurulmuştur. Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Sinop, Eskişehir günümüzde cam fabrikalarının bulunduğu yerlerdir arkadaşlar. Türkiye'de nüfus artışı ve hızlı şehirleşme sonucu artan konut ihtiyacı ülkemizde tuğla ve kiremit sanayisinin de gelişmesini sağlamıştır. Ülkemizde tuğla ve kiremit sanayisinin yoğunlaştığı yer Eskişehir, Kütahya, Afyon, Tokat, Manisa, İzmir'de bulunmaktadır. Seramik, porselen ve fayans üretiminde önemli bir yere sahip olan ülkemiz seramik ve porselen ihracatı yapmaktadır. Ülkemizde özellikle Çanakkale, Bilecik, Kütahya, İstanbul, İzmir, Eskişehir Başlıca seramik ve porselen üreten fabrikaların bulunduğu yerlerdir arkadaşlar. Yer altından çıkarılan madenlerin e, fabrikalarda işlenerek demir, bakır gibi saf hale getirilerek işlenmesine maden işleme sanayi ya da metalurji diyoruz arkadaşlar. Maden işleme testleri genellikle büyük sanayi testlerinden oluşmaktadır. Türkiye'nin başlıca maden işleme testleri demir, bakır, krom, boksit, kurşun, çinko ve bor mineralleri e, madenlerine bağlı olarak kurulmuş sanayi testleri bulunmaktadır arkadaşlar. Bu haritada bakalım nerede hangi madenlerimiz işleniyor bunları bir görelim arkadaşlar. Evet bir numarada Samsun'da arkadaşlar bakır işlemesi bulunmaktadır. İki numarada Ereğli Demir Çelik Fabrikası bulunuyor. Yine 3 numaraya bakıyorsunuz. Ee, Elazığ'da Ergani'de arkadaşlar bakır işleme tesisleri bulunmaktadır. 4 ee, numaraya bakıyoruz. 4 numarada da arkadaşlar e, Murgul bakır işleme tesisleri bulunurken 5 numarada eee yani bor ürit, e, bor işleme tesisleri bulunmaktadır. 6 numarada ise arkadaşlar Antalya'da ferrokrom testleri bulunurken 7 numarada İskenderun'da demir çelik fabrikası bulunmakta. 8 numara bandırma, bor ve asit fabrikası bulunmakta. Bor işleme ve asit fabrikası bulunmakta. 9 numarada ise arkadaşlar Elazığ'da ferrokrom testleri bulunurken 10 numarada Seydişehir'de alüminyum testleri bulunurken 11 numarada da Elazığ'da Kurşun ve Çinko e, işleme tesisleri bulunmaktadır arkadaşlar. Türkiye'de makine ve ulaşım araçları sınavı da son yıllarda çok fazla gelişme göstermiştir. Makine sınavı arkadaşlar ulaşım araçları yapımı, elektrikli makinelerin imalatı, tarım aletleri yapımı, savunma sanayine ait araçların üretimi gibi kollardan oluşmaktadır. Türkiye'de Otomotiv sektöründe ilk tesis 1954 yılında İstanbul'da Tuzla'da kurulmuştur. İlk yerli Türk otomobili devrim adıyla Eskişehir Lokomotif ve Motor Endüstrisi tesislerinde üretilmiştir. Bunlar iki tane üretilmiş örnek otomobil olarak. Ee, çeşitli nedenlerden dolayı seri üretime geçilememiştir. Ee, i̇kinci otomobilimiz ise arkadaşlar e, yerli otomobil alanda ilk gerçek girişim 1966 yılında Anadolu markayla üretim yapılmış arkadaşlar. Yaklaşık 16 yıl boyunca 1966'da 1982'ye kadar üretimi yapılmış e, ve 87 bin adet binek otomobil üretilmiştir. E, Türkiye'nin otomobil girişim grubu yani TOK diyebildiğimiz Türkiye'nin otomobili e, girişim grubu tarafından üretilecek yerli arabalarımızın ise ilk üretimi 2022 yılında son çeyreğine e, son çeyreğinde yollarda olacağı düşünülmektedir arkadaşlar. Bunlardan e, görsellerimize baktığımız zaman bunlar Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından üretilecek olan e, araçlar. Bunlar da arkadaşlar. Türkiye'de günümüzde Bursa, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da otomobil ve yük taşıtları üreten fabrikalar bulunmaktadır. Otomotiv sektörü Türkiye'nin ihracatında en önemli paya sahiptir arkadaşlar. Türkiye ihracatında en fazla kar elde ettiğimiz ya da para kazandığımız sektör otomotiv sektörüdür. Türk otomotiv sektörünün de Ön plana çıkan üretim sahalarından biri de traktör e, endüstrisidir. Traktör üretimi ülkemizde Adapazarı, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Konya'da yapılmaktadır arkadaşlar. Türkiye'de traktörün yanı sıra tarım araçları da üretilmektedir. Tarım araçları sanayinde dayalı e, üretim ülkemizde İstanbul, Sakarya, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Kayseri'de yapılmaktadır. Ülkemizde Lokomotif üretimi ise arkadaşlar Adapazarı, Eskişehir ve Sivas'ta ray bakım testleri ise Sivas ve Ankara'da yapılmaktadır. Türkiye'de en önemli tersaneler ise arkadaşlar İstanbul ile İzmit arasında yer almakta. Yani Gölcük, Tuzla, Pendik, Haliç bu tersanelerden bazılarını oluşturmaktadır. Deniz turizmine yönelik yat sanayisinin geliştiği yerlere bakıldığında İstanbul, Antalya ve Bodrum ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de savunma sanayi e, jeopolitik açıdan siyasi, bölgesel ve ekonomik karmaşanın yoğun olduğu bir bölgede yer alan ülkemizde savunma sanayi oldukça önemli bir yere sahiptir. E, Makine Kimya Enstitüsü Kurumu, e, Askeri Elektronik Sanayi yani ASELSAN, Askeri Pil Sanayi ASPILSAN, Hava Elektronik Sanayi, HAVESAN, savunma sanayisinin başça kurumlarını oluşturmaktadır. Burada resimde görüyoruz arkadaşlar, Türkiye'nin üretmiş olduğu yerli insansız hava aracı olan ANKA. Ülkemizde üretilen e, savunma amaçlı sanayinin bir parçasını oluşturmaktadır. Türkiye'de ilk silah fabrikası Kırıkkale'de kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan silah, patlayıcı mühimmat gibi malzemeler başta, Kırıkkale, Çankırı, Ankara ve Eskişehir olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan fabrikalarda karşılanmaktadır. Yine yani Türkiye'nin e, yani sanayinin Türkiye'nin ekonomisindeki yerine baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'de sanayi faaliyetleri Cumhuriyet'ten Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar hızlı bir şekilde artmış ve çeşitlenmiştir. Atatürk'ün şu sözü sanayinin ülkemiz için önemini ortaya koymaktadır. Her yeni endüstri eseri muhitinde refah, medeniyet ve bütün memlekete mutluluk ve kuvvet vermektedir demektedir Atatürk. Evet sevgili gençler. Türkiye'de sanayi konusu buraya kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.